Efendim bültenimiz devam edecek ancak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili olarak milletvekillerine hitaben bir mektup kaleme aldı. Perinçek milletvekillerine yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaşıyor. Kameralarımızı Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan basın açıklamasına çeviriyoruz. Vatan Partisi olarak genel başkan imzasıyla Büyük Millet Meclisi üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine AKP'li, Cumhuriyet Halk Partili ve Milliyetçi Hareket Partili değerli milletvekillerine bir mektup kaleme aldı. Konu Cumhurbaşkanlığı sistemi, yani yeni anayasa değişikliği konusu. O konudaki mektubumuzu sizler aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Şimdi o mektubun ana hatlarını da kamuoyuna açıklıyorum. Birinci nokta, değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı sistemi stratejik olarak arkamızda kaldı. O küreselleşme döneminin Amerika merkezli bir dayatmasıydı. Yalnız Türkiye'ye değil. Neden? Çünkü küreselleşme denen süreçte yeni dünya düzenini Amerika Birleşik Devletleri getirmeye kalktı dünyada ve bizim gibi ezilen ya da gelişen dünya ülkelerinde de Cumhurbaşkanlığı sisteminin yer alması bir Amerikan dayatması olarak ortaya çıktı. Sebebi ekonomik, sosyal, milli devletin dayandığı sistem genel olarak parlamenter rejim. Oysa küreselleşme sonunda ülkelerin sınıfsal yapılarında önemli değişiklikler oluyor. Mafyalaşıyor. Türkiye'de de hepimizin bildiği gibi 1980'den sonra sıcak para komisyoncularının, ihale rantçılarının, dolar ve borsa vurguncularının, tarikat rantçılarının hakim olduğu bir sistem oluştu. Ekonomi mafyalaştı. Ekonominin mafyalaşması tabii kuşkusuz siyaseti de etkiledi. Aynı süreci orada da görüyoruz ve iktidarın temeli, tabanı daraldı. Bu daralan tabanın siyasal rejim olarak ifadesi de bir başkanlık rejimi. Yani bir başkan hakimiyeti elinde topluyor, meclisleri etkisiz hale getiriyor, kenara atıyor. Bu küreselleşmenin dayatmasıydı. Ama şimdi dünyaya bakıyoruz. Yedi iklimde herkes şunu konuşuyor. Küreselleşme çağı bitti. Küreselleşme dönemi bitti. Dolayısıyla Türkiye'de de 12 Eylül dönemi bitti. Küreselleşme dönemi biterken getirip küreselleşmenin rejimi olan Cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye'ye dayatmak, bu talihsiz bir girişim. Arkada kalan bir dönemin sistemi Türkiye'nin tepesine oturtulmak isteniyor. Oysa milli devlet dönemine giriliyor. Bunu en çok Türkiye'de görüyoruz, duyuyoruz, hissediyoruz. Dikkat ederseniz milli seferberlik deniyor, ekonomide milli tedbirler alınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Türkiye'nin bütünlüğü için savaşıyor. Bunların hepsi Türkiye'nin de artık bir milli devlet dönemine girdiğini gösteriyor. O nedenle küreselleşme döneminin FETÖ'lerle Türkiye'ye dayattığı o Cumhurbaşkanlığı sistemi arkada. O dönemin en önemli olaylarından biri neydi? Fethullah terör örgütünün getirilip devletin aygıtının içine gladyo olarak yerleştirilmesi. Hem ordunun içine, hem polisin içine, hem yargının içine ve bütün devlet kurumlarına. Şimdi Fethullah terör örgütünün rejimi olan Cumhurbaşkanlığı sistemi veya başkanlık sistemi Fethullah terörünün darbesinden sonra, ezilmesinden sonra Türkiye'ye dayatılıyor. Terör örgütü Fethullah tasfiye edildi, ezildi ama onun başkanlık rejimi Türkiye'de geçerli olacak. Bu geçersizdir. Türkiye'nin geleceğine işaret etmez. O bakımdan sayın milletvekillerimizin bu konuya özellikle dikkat etmelerini rica ediyoruz. İkincisi, bu öneriler, anayasa değişikliği önerileri hükümetsiz bir devlet öngörüyor. Sanki yürütme organı güçlendiriliyor hissi veriyor. Yani Cumhurbaşkanı kuvvetlendiriliyor. Başbakan, Cumhurbaşkanı aynı kişide toplanıyor. Bütün yürütme yetkileri bir cumhurbaşkanlığının eline teslim ediliyor. Buradan sanki güçlü bir hükümet çıkartılıyormuş duygusu, izlenimi yaratılıyor. Öyle değil. Neden öyle değil? Çünkü hükümet meclisten kopartıldığı zaman
meclisin yetkileri zayıflatıldığı zaman, meclise sorumlu olan hükümetten vazgeçildiği zaman hükümet de zayıflıyor. Güçsüz hükümet. Dolayısıyla güçsüz hükümet, hükümetsiz devlet anlamına geliyor. Yasama yetkileri Cumhurbaşkanı'na verilerek yürütme güçlendirilmiş olmaz. Çünkü o Cumhurbaşkanı'nın çıkarttığı kararnamelerin de, kanun hükmünde kararnamelerin de toplumda bir otoriteye dayanması lazım, bir meşruluğa dayanması lazım, bir kuvvete dayanması lazım. Meclisten kuvvet almayan bu kararnameler, ne kadar üstüne kanun hükmünde kararname yazsanız kanun hükmünde olmuyor. Olmaz, olmayacaktır. O bakımdan bu öneri aynı zamanda hükümetsiz devlet önerisidir. Hükümeti zayıflatan bir öneridir. Ve sorumsuz yönetim getiriliyor. Ben Sayın AKP sözcülerini televizyonlarda izledim. Şunu diyorlar, efendim Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu genişletiliyor. Eskiden yalnız vatana ihanetten sorumluydu. Şimdi başka suçlardan da sorumlu tutulacak. Hatta sorumlu tutulması için gerekli Büyük Millet Meclisi'nin nisabı da, karar oranı da azaltılmaktadır şeklinde savunmalarda bulunuyorlar. Bizim sözünü ettiğimiz sorumsuzluk ceza sorumsuzluğu değil, siyasi sorumsuzluk. Siyasi sorumsuzluk getiriliyor hükümete. Cezai açıdan efendim Cumhurbaşkanı yalnız vatana ihanet değil, yan kesicilik yaparsa, hırsızlık yaparsa, efendim milletin malına el koyarsa cezalandırılacak. Ama bizim aradığımız sorumluluk yalnız cezai sorumluluk değil, esas olarak siyasal sorumluluktur. Siyasal sorumluluk nasıl olur? Meclis eğer hükümeti desteklerse bir siyasal sorumluluk olur. Çünkü vatandaşın, Türk milletinin de hükümet üzerindeki denetimi meclis aracılığıyla olur, meclis sayesinde olur. Vatandaş siyasete meclis aracılığıyla katılıyor Türkiye'de. Bizim anayasa geleneğimiz budur. Şimdi siz Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğunu, hükümetin sorumluluğunu kaldırıyorsunuz bu önerinizle. Neden kaldırıyorsunuz? Çünkü bizim sistemimizde, bugün yürürlükte olan anayasamızda ve eskiden beri Türkiye'de ta 1876'lardan beri adım adım olgunlaşmak suretiyle meclisin hükümeti gen soruyla, soruyla, meclis araştırmasıyla, meclis soruşturmasıyla denetleme araçları vardı. Ve daha önemlisi hükümetler meclisin güven oyuyla kuruluyordu ve yine meclislerin güvensizlik oyuyla hükümetler düşürülebiliyordu. O zaman hükümetler meclise ve millete karşı sorumlu oluyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçilecek. 5 yıl Ali Gram başkeseler olacak. Yani kimseye sorumlu değil. Kimse onun yakasına yapışamıyor. O zaman sorumsuz bir yönetim ortaya çıkıyor. Ve mecliste gazi meclis, şehit meclisi oluyor. Çünkü siz meclisin elindeki yetkileri, gen soru, soru, meclis araştırması, meclis soruşturması, hükümeti güven oyuyla kurmak ve düşürmek gibi yetkileri kaldırdığınız zaman meclis bir gevezelik salonu haline getiriliyor. Denecek ki efendim meclis soru sorabilecek, yazılı soru verebilecek ama yaptırım gücü yok. Yani o zaman ne oluyor? Meclis ile Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiler sonuç itibariyle meclisin yalnız konuştuğu ama yaptırım gücü olmayan, meclisin yazıyla soru sorduğu ve yine yazıyla cevapların verildiği bir ilişkiye dönüşmektedir. Böylece meclis şehit meclis oluyor ve meclisin yasama yetkileri de daraltılıyor. Kanun hükmünde kararnameler yoluyla Cumhurbaşkanı'na bu yasama yetkileri büyük ölçüde devredilmektedir. Ve meclisin tasarılarla, eskiden beri hükümet tasarılarıyla yasama yetkisi vardı. Şimdi onlar da daraltılmaktadır. Bir tek milletvekillerinin bireysel önergeleriyle yasalar çıkmaktadır. Ve sonuç itibariyle meclisle hükümet arasındaki ilişkiler kopartıldığı için mecliste bir anlamda yok edilmektedir. Bu bakımdan da bu cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edilmesi Türkiye'nin anayasa geleneğine, demokrasi ihtiyacına cevap vermiyor. Hatta siyasi partiler de devre dışı bırakılmış oluyor. Çünkü siyasi partiler parlamentoda esas olarak faaliyet yapıyorlar. Yani parlamento iktidara ilerlemenin, iktidarı etkilemenin
bir zemini siz o parlamentoyu etkisiz hale getirdiğiniz zaman siyasal partilerde bir anlamda gereksiz duruma düşürülmektedir. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi önerisine özellikle Türkiye'nin bugün yaşadığı koşullar açısından bakmamız gerekiyor. Yalnız stratejik açıdan değil, bugün yaşadığımız günler ve Türkiye'nin ihtiyaçları açısından da son derece ciddi tehlikeleri bu öneri barındırmaktadır. Türkiye bugün bir vatan savaşı vermektedir. Haklı olarak Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan da ikinci İstiklal Savaşı'ndan söz etmektedirler. Evet, Türkiye ikinci İstiklal Savaşı veriyor. O zaman ikinci İstiklal Savaşı'nın iktidar mekanizmalarının ve toplumu bu İstiklal Savaşı'nda devletle birlikte seferber etme araçlarının çok güzel düzenlenmesi gerekir. Eğer meclisi etkisiz hale getirirsek ikinci İstiklal Savaşı'na da en ağır darbeyi vururuz. Biz birinci İstiklal Savaşı'mızı kuvvetli mecliste verdik. Padişah'la veremediğimiz için, veremeyeceğimiz için Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geçti ve Ankara'da önce Erzurum Kongresi, Sivas'ta Umum Kongre ve Ankara'da bir meclis açıldı 23 Nisan 1920. Aslında Cumhuriyet'in de fiilen kurulmasıdır. Ve o meclisin hükümetiyle Anadolu'daki İstiklal Savaşı'mızı verdik. Meclis milleti seferber etti. Bütün imkan ve kabiliyetini Türk milletinin o meclisle seferber edebildik. Ve bugün de bir milli seferberlik ihtiyacı herkes tarafından ifade edilmektedir. O zaman bize kuvvetli meclis lazım. Meclisin milleti seferber etme imkanlarının budanması önümüzdeki İstiklal Savaşı açısından son derece ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Güçlü ordu bugün Türkiye'nin en önemli ihtiyacı. O zaman güçlü ordu nasıl olacak? Hatırlayalım, Gazi Mustafa Kemal Paşa o büyük taarruz emrini şöyle vermişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Dikkatinizi çekiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları. Bakın Türkiye orduları bile demiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları. Yani o ordu Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin komutası altında olduğu için güçlü bir ordu. Milletin bağrından çıkan bir ordu. Meclis tarafından yönetilen bir ordu ve zaferleriyle de meclise iktidar kazandıran, kuvvet kazandıran, vatanı bütünleştiren ordu. O nedenle anayasamızda da bugün dikkatle incelenirse Cumhurbaşkanı değildir orduların başkomutanı. Büyük Millet Meclisi'dir. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen orduların başkomutanıdır. Onun için sık sık duyduğumuz ve hayret ettiğimiz efendim Cumhurbaşkanı başkomutan gibi ifadeler de bizim anayasa gerçeğimize oturmamaktadır. Ve önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı sistemi bu açıdan da Türkiye'nin İstiklal Savaşı hedeflerine uyan bir öneri değildir. Milli seferberlik çağrısında bulundu Sayın Cumhurbaşkanı ve o çağrıya ilk yanıtı Vatan Partisi verdi. Milli seferberliğin bugün şart olduğunu biz daha bir sene önce 28 Aralık tam da bugün birinci yılındayız. 2015 yılının 28 Aralık günü devletçe ve milletçe topyekün seferberlik programımızı ilan etmiştik. 14 madde. Tekrar ediyorum. Devletçe ve milletçe topyekün seferberlik. Yani milli seferberlik. Cumhurbaşkanının da bir yıl sonra bu çağrıda bulunması tabii ki Vatan Partisi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır ve hemen Vatan Partisi o milli seferberlik çağrısına gereken olumlu yanıtı vermiştir ve milli seferberliğin biz merkezindeyiz, en önündeyiz. Milli seferberliğin gerektirdiği bütün sorumlulukları, yükleri Vatan Partisi olarak taşımaya hazırız. Bu ortamda Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirilmesi çok yanlış. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi işte meclisteki manzaraları da görüyorsunuz. Şişeler atılıyor, yumruklar sıkılıyor. Efendim sıraların üstüne çıkan milletvekilleri, birbirinin üzerine yürüyen milletvekilleri. Milli seferberlik nasıl olacak? Daha mecliste milletvekillerini birbirine düşüren
bir cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de milleti toparlayabilecek, birleştirebilecek ve harekete geçirebilecek mi? Çünkü değerli arkadaşlar, anketler de gösteriyor. Bugün cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda neredeyse yarı yarıya, hatta bazı anketlerde cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olanların oyları %50'nin çok üzerinde, %60'a kadar varıyor. Bazı anketlerde de, iktidara yakın anketlerde de işte %50 civarında cumhurbaşkanlığı sistemi lehine bir oy olduğu söyleniyor. Ama ne olursa olsun burada sayılar önemli değil. Yarı yarıya bir durum var. O zaman cumhurbaşkanlığı sisteminin kabulü konusunda milletimizde bir oydaşma, bir oy birliği yok. Milleti birleştiren bir öneri getirilmiyor. Milleti bölen bir öneri getiriliyor. Bu Mehmetçiğe karşı da bir sorumsuzluk. Mehmetçik arkasında milleti birlik halinde görecek ki savaşı, Fırat Kalkanı harekatını ve bugün yürüttüğü savaşı başarıya ulaştırsın. Evet, herkes diyordu ki Mehmetçik IŞİD'i temizlesin. Hükümet niye IŞİD'in üzerine yürümüyor? Şimdi Mehmetçik IŞİD'in üzerine yürüyor. IŞİD'i temizliyor. Bakıyorsunuz bozuk, çatlak sesler var. Cumhurbaşkanlığı sistemi önerisi de bu çatlak sesler için elverişli bir ortam yaratmış oluyor. O bakımdan da cumhurbaşkanlığı sistemi önerisi yanlıştır. Burada önemli bir tuzağa dikkat çekmek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bir tuzak kurulmaktadır. Bakın, bu sistemi bir kere şunu tespit edelim. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye dayatmaktadır. Ta Turgut Özal zamanından beri başkanlık sistemi Türkiye'ye dayatılıyor. Ve şu günlerde dikkat ediniz, Amerikan kamuoyunda açık açık şu tür söylemler var, haberler var. Efendim, Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için bir planlar apaçık gündemde. En son askerlerimizin şehit edilmesi, polislerimizin şehit edilmesi ve Ankara'da Sayın Rusya Büyükelçisi'nin katledilmesi, üçünü beraber yan yana koyalım. Belli ki bir hükümet krizi yaratmak isteyenler var ve bunlar okyanusun ötesinde. Ve bunların elindeki aletler de bilindiği gibi Fethullah terör örgütü ve PKK. Şimdi şu tür sözleri de geçen yıldan hatırlıyoruz. Davos'ta bazı AKP yöneticileri uluslararası finans merkezlerine şu tür vaatlerde ve uyarılarda bulundular. Gelecek sonbaharı bekleyin. Başkanlık sistemi gündeme gelecek ve Tayyip Erdoğan'ı o başkanlık sistemi süreci içerisinde devireceğiz. Bu açıkça Aydınlık Gazetesi'nde manşet olarak da verildi. Demek ki başkanlık sistemi hem Türkiye'ye tuzak hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün devirmek istediği ve bir hükümet krizi yaratmak istediği ortamda bizzat Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanı'na da bir tuzaktır. Herhalde bunun da değerlendirilmesinde fayda var. Sonuç olarak yoklar var bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde. Hangi yoklar var? Bir kere milletin iradesi yok. Milletin iradesine darbe indiriyor. Çünkü Millet Meclisi etkisiz kılınınca o zaman millet iradesini hangi organ üzerinden devletin ortaya koyacak? Evet, Türkiye'de yasama, yürütme ve yargı, bütün bu organlar milli iradenin temsilcileridir. Fakat bu üç organın merkezinde bizim anayasa geleneğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Bizim anayasa geleneğimiz budur. Onun için milli iradenin bir nolu organı, merkezi organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Onun etkilerini, yetkilerini, denetleme araçlarını ortadan kaldırdığınız zaman Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmış olursunuz. Millet Meclisi yok bu Cumhurbaşkanlığı sistemi önerisinde ve hükümet de yok. Çünkü meclise dayanmayan bir hükümet Türkiye'de otorite kuramaz. Yalnız 5 yılda bir seçilen bir cumhurbaşkanıyla otorite kurulmaz. Hükümet sorumlu olacak ki meclise ve dolayısıyla millete karşı o sorumluluk sayesinde otorite sahibi olsun, yürütme organı güçlü olsun, güçlü hükümet olsun, meclisin denetim yetkilerini ve meclisin otoritesini sarsan bir cumhurbaşkanlığı sistemiyle aslında hükümet de yok ediliyor ve cumhurbaşkanının kendisi de yok ediliyor. Çünkü cumhurbaşkanı meclisle oranlı, dengeli
ilişkiler içinde ve meclisten kuvvet alarak Türkiye'nin siyasal hayatında otorite kurabilir. Onun için şöyle özetlenebilir. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde millet yok. Cumhurbaşkanlığı sisteminde meclis yok. Cumhurbaşkanlığı sisteminde hükümet yok. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı'nın kendisi de yok. Bütün bu nedenlerle özellikle AKP üyesi milletvekillerimize, hükümete ve Cumhurbaşkanı'na da buradan sesleniyoruz. Türkiye'nin bugünkü milli ihtiyaçlarına uyan, stratejik ihtiyaçlarına uyan, ufkumuzu açacak olan bir rejimle Türkiye, parlamenter rejimle önündeki sorunları çözebilir. Özellikle ekonomik krizin de dikkate alınması gerekiyor. Ekonomik krizle terör eylemlerinin örtüştüğü, Türkiye'nin vatan savaşı verdiği bir ortamda AKP iktidarının ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Başbakan'ın bütün bu koşulları dikkate alarak bu Cumhurbaşkanlığı sistemi önerisini geri çekmesini talep ediyoruz. Bu erdemli bir davranış olacaktır. Erdemdir. Bunda hiçbir ayıp yok. Bundan bu hiçbir kimse sorumlu tutulmayacaktır. Alkışlayacaktır millet. Milleti coşturacaktır bu önerinin geri çekilmesi. Milleti birleştirecektir. Onun için Cumhurbaşkanı'ndan, Hükümet Başkanı'ndan, AKP yönetiminden ve Sayın Milletvekillerinden AKP'li bu öneriyi geri çekme erdemini bekliyoruz. İkinci çağrımız Milliyetçi Hareket Partisi örgütüne, yönetimine, başkanına ve milletvekillerinedir. Türkiye'nin önündeki sorunları çözmeyecek olan, tersine Türkiye'nin ufkunu karartacak olan bu Cumhurbaşkanlığı sistemi önerisi milli devlete aykırıdır, milliyetçiliğe aykırıdır. Milliyetçiliğin temeli millet meclisidir. Onun zaafa uğratılması hangi milliyetçilikle açıklanabilecektir? O bakımdan Sayın Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin ve yönetiminin de bu Cumhurbaşkanlığı sistemine önerilerini geri çekmelerini bekliyoruz Türk milleti olarak. Üçüncü çağrımız Cumhuriyet Halk Partisi'nedir. Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki bu Cumhurbaşkanlığı sistemine muhalefette ikna edici, etkili olamıyor. Çünkü üzüntüyle kaydediyoruz. Bir eli HDP'de, dolayısıyla PKK'nın yasal partisinde, efendim mağdurdur diye onları koruyor. Bir eli yine mağdurlar deyip FETÖ darbecilerini korumaktadır. Bir eli onlardadır. Bu konumda bulunan bir Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı sistemine de etkili, ikna edici bir muhalefet yürütemiyor. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi Sayın yönetimine ve aynı zamanda Sayın milletvekillerine de çağrımız budur. Ellerinizi HDP'den, dolayısıyla PKK'dan, ellerinizi FETÖ terör örgütünün artıklarından çekiniz. Milletin safında ve Türk ordusunun bugün yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatını destekleyerek Türkiye'nin iç cephesinde aynı zamanda hendeklere gömme mücadelesini Türk polisinin, Türk askerinin ve köy korucularımızın destekleyerek etkili olabiliriz. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi de elini FETÖ'den ve kesinlikle HDP'den çekmelidir. Değerli yurttaşlarım, değerli milletvekillerimiz, Türkiye'nin önü aydınlıktır. Türkiye bir milli seferberlik dönemine girmektedir. 2017 yılı milli seferberlik yılı olacak. 2017 yılı Türk milletinin ve Türk ordusunun ve Türk polisinin zafer kazandığı yıl olacak. 2017 yılı Türkiye için zafer yılıdır. Zafer yılının rejimi bizim İstiklal Savaşımızdaki ve o zamandan bu yana gelen kuvvetli meclis rejimidir. Güçlü meclis Türkiye'nin ihtiyacıdır. Güçlü hükümet güçlü meclise dayanır. Güçlü ordu gücünü Türk milletinden, güçlü meclisten ve güçlü hükümetten alır. O nedenle güçlü meclis için, güçlü Türk milleti için, güçlü hükümet için, güçlü ordu için ve 2017 zaferleri için Cumhurbaşkanı sistemine
oy vermemenizi sayın milletvekilleri sizden talep ediyoruz. 2017 yılında Türk milletiyle birlikte mutluluklar, esenlikler ve başarılar diliyoruz. Saygılarımızla, kamuoyuna saygıyla, Türk milletine saygıyla ve sayın milletvekillerimize saygılarımızla bu mektubumuzu Cumhuriyet Halk Partisi, tabii en başta iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine gönderiyoruz. HDP milletvekilleri denen kişilere bu mektubu göndermiyoruz. Onları milletin bir parçası olmadıklarını söyledikleri için milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Terör örgütünü destekledikleri için onların yeri millet meclisi değildir. Zaten milletimiz de mecliste PKK istemiyoruz diyerek ifade etmektedir görüşlerini. Tekrar ediyorum, güçlü Türkiye için, Türk milleti için, güçlü meclis için, güçlü hükümet için, güçlü cumhurbaşkanı için ve güçlü ordu için ve Türkiye'nin 2017 zaferleri için cumhurbaşkanlığı sistemini kesinlikle meclis yasalaştırmamalıdır. Saygılarımla kamuoyuna, kamuoyunun bilgisine ve Türk milletine sunuyoruz. Sorularınız varsa buyurun. Evet, basın mensuplarımız, sorular. Mektup milletvekillerimize hem e-posta yoluyla hem de mektup olduğu için yazılı olarak bugün gönderilmiştir. Aynı zamanda mektubumuzun bir özetiyle birlikte tamamı basınımızın bilgisine ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Katıldığınız için bu toplantıya sizlere yürekten teşekkür ederim. Yeni yılını milletimizin kutluyoruz. Yeni yılda karamsarlık için hiçbir neden yok. Türkiye artık başını dik tutmaktadır. Vatan bütünlüğü mücadelesi başlamıştır. Üretim ekonomisine geçişin işaretleri ortaya çıkmaktadır. Türkiye bu ikinci İstiklal Savaşı'ndan zaferle çıkacaktır. Ordumuza güveniyoruz. Milletimize en başta güveniyoruz. O nedenle geleceğimize umutla, güvenle bakıyoruz. Yeni yılda Türk milletine başarılar, mutluluklar ve zaferler diliyoruz saygılarımızla. Peki, teşekkür ederiz katılımınız için.